Herkese merhaba. Bugün SPSS'te çapraz tabloyu nasıl yaparız bunu anlatacağım. Hazırsanız başlayalım. Evet, daha önce benim hazırladığım bir veri tabanı var. Kooperatife üye olma ve kooperatife üye olan çiftçilerin gübrelerini nereden satın aldıklarıyla ilgili bir veri tabanı hazırladım. Ve bunun verilerini de önceden girdim zaman kazanmak için. 20 tane çiftçiyle görüştüğümü varsaydım. Ve bu 20 çiftçinin bir kısmı kooperatife üye, bir kısmı değil. Kooperatife üye olan veya olmayan çiftçilerin gübrelerini nereden aldıklarıyla ilgili bilgiler var. Kooperatiften, tüccardan, bayiden gibi. Şimdi bunu kendi içerisinde tabii ki gruplayabiliriz. Diyebiliriz ki kaç kişi ya da yüzde kaçı kooperatife üye bu çiftçilerin diyebiliriz. Ya da çiftçilerin kaç tanesi kooperatiften gübrelerini alıyor ya da yüzde kaçı gübresini tüccardan ya da bayiden satın alıyor diye bir gruplama yapabiliriz. Ama kooperatife üye olan çiftçilerin yüzde kaçı tüccardan alışveriş yapıyor, gübresini yüzde kaçı tüccardan ya da bayiden alıyor diye bir soru ortaya attığımızda, bunu ortaya koyabilmemiz için bizim çapraz tablo yapmamız gerekiyor. Çapraz tablo bize bu bilgiyi sağlayacak. Bunun için de bu videoda size bunu anlatacağım. Çapraz tabloyu daha iyi anlayabilmek için öncelikle bir frekansına bakalım bu verilerin. Bunun için Analyze kısmından Descriptive Statistics'e giriyoruz. Buradan açılan panelden frekansı tıklıyoruz. Frekansı tıkladıktan sonra kooperatif ve gübre tedarikini atıyorum sağa. Hiçbir şeyle uğraşmıyorum çünkü sadece yüzdelere bakacağım. Okey diyorum ve bana sonuçlar geliyor. Ve bu sonuçları hızlıca bir yorumlayalım. Şimdi bizim 20 tane çiftçimiz vardı ve hepsinin verisini girdiğimiz için hiçbir kayıp verimiz yok. Burada görüyoruz. Evet, kooperatife üye olan çiftçi sayımız 12, olmayan ise 8 olduğunu görüyoruz. Bunu yüzdeye vurduğumuzda çiftçilerin %60'ı kooperatife üye, %40'ı ise kooperatife üye olmadığını görüyoruz. Bununla birlikte görüştüğümüz 20 çiftçinin 5 tanesi kooperatiften, 11 tanesi bayiden, 4 tanesi de tüccardan alışveriş yapıyormuş. Yani gübresini oradan satın alıyormuş. Oranlara, yüzdesine baktığımızda %25, %55 ve %20. Bu şekilde bunu görüyoruz. Elimizde bu veri olsun çünkü çapraz tabloyu yaparken bu işin mantığını anlamak açısından buradaki veriler bizim işimize çok yarayacak. O zaman devam ediyorum. Çapraz tabloyu nasıl yapacağım? Aynı output sayfasında görebilmek için verilerimi ben yine buradan devam ediyorum. Şuradan analyze diyorum. Descriptive Statistics. Burada cross tabs var. Yani çapraz tablolar. Buraya basıyorum. Buradan kooperatifi satır kısmına, gübre tedarikini de sütün kısmına atıyorum. Buradan sales kısmından arkadaşlar row, yani satır, sütun ve toplamdaki oranları, yüzdeleri bana vermesini istiyorum. Gerisindeki diğer şeylerle ilgilenmiyorum arkadaşlar. Ondan dolayı continue diyorum. Okey diyorum. Bana sonuçlar geldi. Gördüğünüz gibi bakın, SPSS bana bir çapraz tablo yaptı. Kooperatife üye olanlar evet, hayır ve gübre tedarikinin yapıldığı yerler kooperatif, bayi, tüccar. Şimdi bu tabloya baktığımızda tablo birazcık karmaşık gibi gelebilir. Anlatmaya başladığımda basit olduğunu göreceksiniz ama anlıyormuş gibi zannettiğiniz noktada karıştırabilirsiniz. Ondan dolayı adım adım dikkatle bu videoyu takip etmenizi, izlemenizi istiyorum. Öncelikle kooperatif üzerinden bunu anlatayım. Gerisini siz kendiniz çok rahat bir şekilde yapacaksınız. Şimdi bakın, kooperatife üye olanlar evet ve hayır diye ayırmıştık. Şimdi kooperatife üye olanlardan 3 tanesi kooperatiften gübre alıyormuş, 6 tanesi bayiden alıyormuş, 3 tanesi de tüccardan alıyormuş ve toplamda 12 adeti burada görüyoruz. Yani 12 adet kooperatife üye olan çiftçilerin gübre tedarikini ne şekilde yaptığını burada görüyoruz. Zaten bir öncesinde de bakın kaç tane vardı kooperatife üye olan çiftçi? 12 tane. O zaman sonucumuz burada doğru. Peki bunu orana vurmaya kalktığımızda nasıl yapıyoruz? Ve daha doğrusu buradaki Vitin kooperatif üye ya da Vitin gübre tedarik yeri ne anlama geliyor? Bunları size hızlıca anlatmak istiyorum. Şimdi Vitin kooperatife üye dediği şu anlama geliyor. Kooperatife üye olan çiftçilerin yüzde kaçı kooperatiften gübre tedarik ediyor, yüzde kaçı bayiden tedarik ediyor, yüzde kaçı da
tüccardan tedarik ediyor anlamına geliyor. Bunun için de bu yüzdeyi nasıl buluyoruz? Bunu size göstereceğim. Bunu bulmak için şunu yapıyoruz. 3 bölü 12 çarpı 100. Ne yapar? 3 bölü 12 çarpı 100 bize %25'i verir. 3 zaten 12'nin kaçta kaçıdır? 4'te 1'idir. Yani bu da %25 anlamına gelir. Sonrasında devam edelim. Gübre tedarik yeri mesela %60 çıkmış. Bu ne demek? Bunu hemen size açıklayayım. Bu da şu demek. Şimdi bizim kooperatiften alışveriş yapan kaç çiftçimiz vardı? Bakın 5 tane, değil mi? Kooperatiften gübre tedariki yapan 5 tane çiftçimiz vardı. Bizim bu 5 çiftçinin 3 tanesi kooperatife üyeymiş, 2 tanesi de kooperatife üye değilmiş. Yani toplamda 5 kişiyi burada görüyoruz biz. Bu %60 şu demek. 5 çiftçinin 3 tanesi kooperatife üye ya, kooperatiften gübre satın alanların. Bu da şu anlama geliyor. 3 bölü 5 çarpı 100 dediğimizde biz burada %60'ı bulmuş oluyoruz. Yani yorumlamaya kalktığımızda şunu söylemek durumunda olmamız gerekiyor. Kooperatiften gübre satın alan çiftçilerin 3 tanesi ya da %60'ı kooperatife üye demek anlamına geliyor. Bununla birlikte total yüzdesi var gördüğünüz gibi. Yani toplam yüzdesi. Bu ne anlama geliyor arkadaşlar? Bu da şu anlama geliyor. Bizim toplamda kaç çiftçimiz var idi? Kaç çiftçimiz vardı? 20 çiftçimiz vardı, değil mi? Bakın burada 20 tane çiftçimiz vardı. Her iki durumda da. Şimdi bu da şu anlama geliyor. 3 tane çiftçi kooperatife üye ya, bunun toplam içerisindeki payını bulmaya çalışacağız. Toplam içerisindeki yüzdesini bulmaya çalışacağız. Bunun için de ne yapacağız? 3 bölü 20 çarpı 100 dediğimizde buradan biz %15'e ulaşmış olacağız. Yani bunda şunu söylemiş olacağız. Çiftçilerin %15'i kooperatiften alışveriş yapıyor anlamına gelmiş olacak. Yani 20 tane çiftçiyle biz görüşmüş olacağız ya. Bunun %15'i kooperatiften gübre tedarik ediyor anlamına gelmiş olacak. Daha fazla uzatarak vaktinizi çok fazla almak istemiyorum. Aynı hesaplamaları hayır için yapabilirsiniz. Yine aynı şekilde bayideki hesaplamaları yapabilirsiniz. Tüccardaki hesaplamaları yapabilirsiniz. Sonuçları benimle paylaşmanızı yorum kısmında mutlaka istiyorum. Gösterdiğim yolun pratik bir şekilde işleyip işlemediğini de bana aktarabilirsiniz. Bu videoda sizlerle paylaşmak istediğim durum bu şekildeydi. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Diğer videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.